ben özür dilerim. İkincisi parayla, yok öyle bana. Beyda abi, Nurhan'ı nasıl şey yapacağız? Müsaadenizle burayı çekmeyelim. Benim işim... Buraya kadar gelip dur tekrar davet edeyim seni dur. Benim dur. İşim bu kadardı. İyi akşamlar dedim. Dur da bir dakika. Ha, yalandan taklit etsem. Hayır şey yapacağım. Siz hiç görmediniz Umut'u. Ha. Siz hiç görmediniz. Tamam Umut gelmedi hiç dans etmedi. Sen bir git ben böyle sürpriz olacak mısın gibi çağır. Hepimiz maldık tamam. Hey, bir dakika Ece erken de denmedi ya. Ben de gidiyorum. Beni çağırın. Sunucusu Ece Erken. Rengarenk. Bir dakika. Herkesi gösteriyor mu seyirciler? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O ne işareti? Bir dakika. Ne işareti? Ya bizim Mustafa da yapıyor sevgili kameraman arkadaşım. Mustafa o ne işareti? Yani insanlar illa maçta gol attınız diyelim. Ama süper bir gol attınız diyelim. E harfi yaptınız. Bu Ece Erken'e mi yorulur? Hayır. Bir dakika hayır kuvvetli duyayım. Hayır. Teşekkür ederim. Maalesef spor basınındaki arkadaşlarımız Sercan Yıldırım bir gol attı. Ece'yi yani E yaptı gol attıktan sonra Ece Erken'e armağan etti diye yorumladılar. Sağ olsunlar kibarlık yaptılar. Bana da armağan etmiş olabilir ama o kadar güzel gol attı ki o euro işaretiydi. Eurolar geliyor demek istedi Sercan. Halka sorduk E işareti yapar mısınız dedik. Bakın ne yapmışlar. Size sordum. Bir E harfi yapar mısınız? E harfi. Evet. E. Yeah, 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 yeah. E. 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 Efendim hemen konuklarımı davet etmek istiyorum. Sercan da bizi izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz canım arkadaşıma. Ve şimdi ilk olarak davet edeceğim isim. Türkiye'nin en güzel kadını. Benden güzel mi? Evet güzel. Uzun bacaklı. Siz derken bizden diyorsunuz. Erkeklerden de güzel. Kadın çünkü. Alkışlarla Simge Tertemiz geliyor. Diğer konuğum efendim sabahların gülümseyen yüzü CNN Türk'te çok güzel programları imza atıyor. Çok beğeniyorum. En güzel haber spikeri bir Nazlı Öztarhan'dır benim için bir de Özge'dir. Özge Uzun alkışlarla. Nazar'a geldin. Çok övdüm ama hak ediyor da gerçekten. İşte gözü pek yerli Jerry Springer geliyor. Kim geliyor? Yalçın Çakır geliyor. Efendim. Biraz evvel izledik mi izlemedik? Yoktu burada ki. Sevgili Fiko ama şu an koltuk sevdasını o kadar başarıyla sunuyor ki Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve en başarılı sunucularından Umut alkışlarla geliyor. Ben bu gece söz verdim arkadaşlarıma Ece Erken'den bir frikik vereceğim diye. Yok!
sabah... Yok öyle bir dünya. Deneyeceğim. Bak. İlerleyen dakikalarda devam edeceğim. Peki. Umut'cum buyurun. Çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Biz onunla dün bir fotoğraf çalışması yaptık. Yarım saat sürdü. Bugün bütün internette tıklanma rekorları kırdı. Ece Erken'in yeni imajı diye. Saçımı da o yaptı. Parlak bir zekaya sahip fotoğrafçı, imaj maker, sanatçı, şarkıcı her şey Kemal Doğulu geliyor. Hoş geldin. Buyurunuz. Beyler, bayanlar, hazır mısınız? Hazır mısınız? Yıldız Tilbe! Hoş geldiniz. Ne yerdeyim ne gökte, beni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennete.
cennete. Bu evde senle salonda holde, ne yerdeyim ne gökte. Seni benimle tanıştıranlar hepsi girsin cennete. Bu evde senle her köşesinde, ne yerdeyim ne gökte. Beni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennete. Bu evde senle salonda. Çok şükür. Vallahi senin iştenliğini, senin doğallığını, senin her şeyini seviyorlar. Senin saçını yapmayışını, belki bazen istediğin enteresan kıyafetlerle çıkışını. Biz çıksak rukiş derler, sana demiyorlar. Niye? Allah Allah. Ya ben var ya şu saçıma bile Twitter'dan yarısı kötü, ne iğrenç saç olmuş. Hayır çok güzel. Yarısı da çok güzel diyen mesaj geldi. Sana gelmiyor. İkinci, niye? İkinci yarı doğru. Ne? İkinci yarı doğru. Ne, yani güzel diyenler. Evet. İkinci yarı doğru güzel geldi. Teşekkür ederim evet. Senin güzel gözlerin. Bir de ekran göstermiyor. Gerçekten çok güzelsin. Onu biliyorum yani. İnşallah 2011 sana da bana da aşk getirecek. Çünkü senin bir 14 yıl mı oldu aşksız geçen? Önce sana getirsin. Amin inşallah. Evet. Daha Yıldız'a var canım 14 yıl sabit. Değil mi yani? Ya Yıldız eskiden sen çocukken sokaklarda yalnız başına yürürken korkmamak adına şarkı okuyormuşsun. Doğru mu? Can Dündar yazmış doğru, bunu. Doğru doğru. Ya korkmamak için şarkı mı okuyordu? Küfür ediyorlar mı sana şeyler? Komşular. Yok kimse küfür etmiyordu. Bir gece kondu'da oturuyorduk. Elektrik yoktu o zaman. Sokağımız o kadar karanlıktı ki. Girerken ödüm kopuyordu görmediğim şeylerden. Hani incin, peri ne bileyim. Ay kurt, evet, kuş, her şey çıkabilir yani. Sapık çıkabilir. Ha, o yüzden bağıra bağıra ben şarkı söyleyerek giriyordum. Sen bağırınca giriyordum. Mesela korkum gidiyordu. Evet korkum gidiyordu. Umut senin sen korkuyor musun Umut bir şeyden? Ben bugün buraya gelene kadar Yıldız Tilbe'den korkuyordum. Aynen öyle biliyor musunuz? Her yere yazdım Yıldız Zahane programları falan diye. Tanıştık az önce kuliste hakikaten utandım kendimden. Yok sana seni bu hale getirenler utansın. Aa güzel. Korkuyordu Umut. Kuliste tanıştı ve rahatladı. Götür beni bir tanıştır dedim Ece'ye rica ettim. Yalnız da gelemedim. Peki nesinden korkuyordun Umut Yıldız'ı? Ne bileyim hani sanatçılar hani normalde şeydir. Sıra dışı insanlardır ya. Aha. Dedim herhalde tipimi beğenmez ki çok normal. Gayet yakışıklı bir adamsın ne demek? Ya ne bileyim ben hep kendimi eleştirdim. Yok ben çok beğendim. Girdim içeri dedi ki yarışmanı izliyorum ben de geleyim konuk olayım dedi. Çok şeker çok sıcak. Ben orada bittim zaten inşallah. Evet çok rahatladım dedi çıktıktan sonra. Süper. Vallahi süper. Çok. Ben de korktuğum bir kişi vardı. Çalışmaktan çekindiğim hani fotoğraf çalışmasından. Çünkü çok uçuk kaçık yapıyor. Yani çalıştığı insanlar bir anda acayip şeyler giyiyorlar. Mayolar giyiyorlar. Bazen hiçbir şey giymiyorlar. Kemal Doğulu'dan bahsediyorum tabii ki. Çok rahatlatıyor insanı. Ben dün gittim Kemal'le. Kemal dedi ki bana sadece takı getir dedi. Ben korktum. Ya beni nasıl çekecek dedim. Ne giydireceğim dedim. Ya giydirmeyeceğim dedim. Mayo ve çarşafla çekti beni. Hayatımda ilk defa öyle poz verdim. Şşt, nerede o fotoğraflar? Şimdi göreceksin. Şimdi göreceğiz. Bir tek annem beğenmedi fotoğrafları. Normal. Pek anne işi değil. Evet annem haricinde herkes çok beğendi. Bir onu izletelim mi? Bakalım seyirciler ne diyecek? Sizler ne diyeceksiniz? Beğenmezseniz de söyleyin. Anne çünkü şefkatiyle izleyin arkadaşlar. Anne şefkatiyle izlemeyin. Üstüme salma. İşte dün Kemal Doğulu ile birlikte yaptığımız çekimler ve sonuçlar. Buyurun. Aa, bakalım doğru. Müzik
Ece'nin fotoğrafları bekliyordu. Kim o kız? Çok güzel. Umut biz ne zaman gidiyoruz? Bizi de çeksene abi. Oğlum, de neyle abi? Şarşapla. Yarım saatte çekti biliyor musunuz? Kemal... Ya hızlıyım ben. Öyle çok tez canlıyım. Sevmiyorum öyle yapış yapış uzun uzun saatlerde yapış çalışırsa. Yapış yapış derken? Anladın sen onu. Ya insanların bir kere hani ben seni çekerken enerjinin düşmemesi gerekiyor ki bana güzel bak. Dolayısıyla uzun sürerse senin enerjin düşer. Ben senden verim alamam. Dolayısıyla ne kadar çabuk olursa o kadar güzel oluyor sonuçta. İnat da beni güldürmedi Özge. Diyor ki gülmeyeceksin diyor. Sen eski Ece değilsin. Şu an farklı hep bir Ece'sin. Hep gülüyor çünkü fotoğraflarında. Biraz daha böyle cool, daha seksi fotoğraflar istedim. Ama hani gördüğünüz gibi kamerada da çok farklı değil kendinden. Hani neticede hani bazıları demiş ya çok Photoshop var falan diye. Alakası yok. Orada gözüken Ece ile fotoğraflardaki Ece çok alakasız değiller. Makyaj da çok değişiyor. Sen güzel fotoğraf çekiyorsun. Hakikaten teşekkür başarılısın. Teşekkür ederim. Kimlerle çalıştın? En zor kimler? Ya tamam sanatçılık yönü de var işte şarkı da okuyorsun ama imaj makerlığın da çok ön planda. E tabii uzun yıllardır 10-12 yıldır imaj makerlık yapıyorum. Herkesle çalıştım Yıldız hariç. Onu siz niye istiyorum. Birlikte çalışmadınız? İstiyoruz sürekli bir denk gelemedik. Ben istiyorum böyle kısmet olmadı. Evet ama o kadar çarşaf giyer misin Yıldız? Yoğun ki çarşaf çıkarırım ben. Kadına, kadına zorla çarşafa doladım bak Yıldız'a. Ya ben çarşafla çıktım. İki tane kameramanımız var. Tamam mı? Kameramanlarla da artık kardeş gibiyiz. Ay çarşafım var diye böyle. Ya bir dur dedim. Bir rahatla bir sakin ol. Hani buradan kötü bir şey çıkmayacak. O yüzden hani bir kendine gel. Bir silkelen dedim böyle. Bir şeyler hani. Bir sonuna kadar güven. Annen sevmedim resimleri. Annem şey dedi. Çok dedi. O alışmış ya bana diyorlar ya olgunlaşmamış gülümse, falan gülümse, diyorlar. Gülümse. Sürekli diyor çocuk gibi istediği için beni böyle sert bakınca. Ay fazla seksi olmuş. Ne gerek var dedi böyle sabah sabah. Anne kafası. Anne kafası direkt. Peki albüm nereden çıktı senin? Ya müziğin içindeyim. Bir kere hani kayıtsız kalmam mümkün değil. Ve hani bu virüs olarak nitelendiriyorum ben. Ve benim kadıma girdi zaten çok yıllar öncesinden. Ters bir şekilde ben de hani dahil olayım, içinde olayım istedim. O yüzden de hani bütün çevremde de arkadaşlarım müzisyen olduğu için hepsinin desteğiyle sağ olsunlar böyle bir albüm yaptım. Özge dinliyor musun Kemal'i? Çok özür dilerim. Dinlemedim. Sabah 5'te kalkıyordum. Ben biraz böyle hani insani koşulların dışında yaşayan ya, biri evet, olduğum kıyamam. İçin. Bu gece hiç uyumayacaksın sen mesela direkt kanala gideceksin. Evet. Allah'tan yakınız Zeynep Burnu, Yenibosna. Ya Yalçın abinin. Yalçın abi diyebilirim değil mi? Tabii. Ne çeşitli orada ya. Yalçın de ya. Yalçın değil mi? Hayır çünkü şey bir tane bir yerde şey demişler. Yaş kompleksi var demişler. Var mı gerçekten? Benim için mi? Evet. Hiç yok canım. Hiç yok. Alakası yok. Amca diyebilir miyim? Tabii ki seve seve. Yalçın Bey'in, Yalçın'ın, Yalçıncığım'ın görüntülerini izledim, video görüntülerini. Ya koptum gerçekten. Doğru mu yaşananlar? Doğru, lütfen doğruyu söyle. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz Ocak'tan bu yana geçen sene, bu 4 Ocak'ta bir sene olacak. Muhtemelen bizim daha önceki versiyonda yayınladığımız konuları izlediniz, güldünüz ama bunlar bizim gerçeklerimiz. Ben şuna benzetiyorum. Bir mikrodalga fırın, fırının içinde pilişler kızarıyor. Tavuklar da oturmuş, o kızaran pilişleri seyrediyor. Bizim bak. Halimiz bu. Yani ekranın karşısında oturuyoruz, kendimizi izliyoruz. Kızarmamızı, yanmamızı, kavrulmamızı. Aldığımız konuların hepsi gerçek. 92'den beri ben bu işi yapıyorum. Rahmetli Aykut Oray'la biz bir programa başladık. Aykut abi sonra su kaynattı. Ben CHP'de politika yapacağım dedi. Patron dedi ki madem sen getirdin sen devam et. Ben böylece haberciyken bir anda realityci oldum. Öylece de yapıştı üzerime kaldı. Ya ağızdaki küfürler kaçıyor ve senin ya ifade nasıl? Var ya. Dur artık kaçamıyor ben, çünkü cezalar çok ağır. Ben bitiyorum senin nasıl ifademi. Nasıl kaçamıyor? Kaçıyor yok, bir şekilde gündüz, nasıl engelliyorsunuz? Yok gündüz versiyonundayız ve kayıp ağırlıklı çalışıyoruz şu anda biz. Gündüz küfür etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Gece mi ediyorlar? Edemiyorlar şöyle bugün söyleyeyim ben. Bugün aramayın bizi. Şöyle söyleyeyim yani ne tarz konu alırsanız o tarz istihbarat geliyor. Şu anda biz işte 4 Ocak'tan bu yana cinayet ve şey alıyoruz. Bir görüntüleri izleyelim mi? Bakalım çok keyifli izleyelim. Ben de nostalji yapayım. Gerçekten abi. Yapalım. Çünkü acayip görüntüler var. Yayından evvel hani bu enerjimi neye borçlusun derseniz işte bu görüntülere borçluyum. Bir balığa sen duygusal olarak bağlandın. Karın da seni terk etti öyle mi? Evet karım da beni terk etti. Ya bir kadını sever gibi mi seviyorsun balığı? Kadını sever gibi mi? Öyle de denilebilir evet. Oğlum fiziki sevmeden yani, bahsetmedim. Elini suyu içine sokma sevmeden bahsetmiyorum onu, yani. Bilmeyenler bilemez zaten. Beni çok sevenler anlayabilirler. Yani o gözlerindeki renk, işte onun kıpırdayışı, yani suyun içindeki cilveleri inanılmaz etkili insan. Bu adam buraya hangi yüzle çıkmış ben hiç anlamıyorum. Ya sabah balığa bakıyor, akşam balığa bakıyor, öğlen balığa bakıyor. Ne bu balık aşkı ben anlamadım gitti yani.
Alo. Kimsiniz kardeşim? Birsen Hanım'la mı görüşüyorum ben? Benim buyum. Peki Birsen Hanım bir sakin olun. Benim ismim Yalçın Çakır. Yalçın Çakır mı? Evet, anneniz benim yanımda şu anda. Ne annesi? Birsen. Öz annen, öz. Kızım ben Flash TV'deyim. Ne olursun dön geriye gel kızım. Yanlış numara kardeşim. Yanlış kişiyi aradınız. Birsen değil mi bu? Birsen, Birsen mi? Hangi Birsen? Soy ismi ne kardeşim? Hanımefendi bakın sizin numaranızdan anneniz verdi numarayı. Bu benim numara size ait. Benim annem oldu öleli biliyor musunuz? Hanımefendi. Benim annem öleli 14-15 sene oluyor kardeşim. Ama bu Birsen'in sesine benzemiyor. Kafayı mı yediniz siz? En hafiflerini almışsınız. Tabii canım, küfürleri koyamadık. Ben siz Jerry Springer diye tanıttınız da... Türkiye'de ben ekranda ilkleri yaptım. Onu aynen kabul öyle. Ediyorum ama yaptığım hiçbir şeyden de utanç duymuyorum. Bence Türkiye'nin de en iyi sunucusunuz. Yani mesela vajinismus diye bir konuyu ben çıkarttım. İlk kez ekranı aldım. Vajinismus denen konuyu ilk defa... Haydar Dümen'in yetkili olduğu. Uzman olarak. Yok, bir yeni doktorun tedavisini yapıyor da biz onu bağlayınca... Ratinglerde ABD özellikle yüksek çıkıyoruz. Bu peki nasıl işlediniz aldığımızda. Bu konuyu? Ne diye işlediniz? Bir hastalık. Şimdi az önce izlediğimiz o balık olayı da hastalık. O adamı tedavi ettirdik biz mesela. Adam balığa aşık ve karısıyla ilgilenmiyor. Lütfen bunun karşılığı var biliyor musunuz? Bir başka adam çıkarttık mesela. Adamda kumaş yeme hastalığı var. Kumaş yeme? Evet, ben onu yayın sırasında öğrendim sonradan öyle bir hastalığı olduğunu. Karısını niye terk ettiğini araştırırken. Bunlar uç noktadaki örnekler tabii. Başka çok şeyler de çıkarttık biz. Çok ama bunlar bizim gerçeklerimiz. Yıldız senin böyle bir takıntın var mı? Eskiden tırnaklarımı yiyordum. Onda bir şey yok ama o normal. Hani böyle balığa aşık olma falan gibi. Yok canım. Ya ben yok. Bir şey anlatabilir miyim? Bakın şimdi hiç bana inanmıyorlar. Ben alıp diğer kanlara götürüyorum. Bir tane kadın geldi bize. Elleri özürlü kadın doğuştan. Küçük yaşta bir annesi hamileyken bir rahatsızlık geçirmiş. Kucağında bir çocukla çıktı geldi. Yalçın Bey beni kurtarın. Konu ne? Benim kocam hasta Fenerbahçeli. E'si şöyle. Sonra adamı bulduk. Adam takıntılı vaziyette Fenerbahçe hastası. Diyor ki rüyamda ben Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı gördüm. Biliyorsun değil mi olayı? Bir dakika bilmiyorum ben. Bakın, buna inanmadılar ben kendimi aldım. Dört ayrı programa götürdüm. Seda Sayın'ın programına. Bir dakika rüyasında Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ı görmüş. Bak. O da demiş ki Fenerbahçe altyapısına. Şimdi bu çok komik bir şey değil mi? Komik. Reyting de buradan geliyordu. O zamanlar böyle konular alıyordu. 11 tane futbolcu mu doğur demiş. Şansına 6 tane kız çocuk olmuş. Kadın bunu almış geldi bize sığındı. Evine gittik çekim yok. Duvarın biri sarı biri lacivert. Yatak çarşafı bilmem ne yani bir cins çocuğun torabının biri sarı biri lacivert. Müge Darıstan'a inanmadı abi getir dedi götürün oraya konu. Gerçek yani. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu adam aç iş bulamıyor ama gidiyor işte güvenmiyetinden Fenerbahçe altyapısına futbolcu doğuracak ama karısı. Sonra Aziz Yıldırım tedavi etti o şeyi. Hay Allah'ım ya neler var. Yıldız hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye Galatasaray karşıdır ya işte hani atıyorum. Sen sizinki hangi Beşiktaş. Takım? Beşiktaş. Beşiktaş. Ah, ben de Galatasaraylıyım hemen. Niye Galatasaray'a bu kadar alkış geldi bilmiyorum ama her takıma. Bak 10.yken bile bu kadar alkış geldi. Ya hadi be bravo vallahi tebrik ediyorum. Seni her takım taraftarı, herkes seviyor. Biz seninle ilgili küçük bir VTR hazırladık. Onu bir izletmek istiyorum. Çünkü sen yıllardır bu işin içindesin ve senin her yaptığın parçada Yalçın'ın, Simge'nin, hepimizin bir anısı var. O parçaları bir ekrana getirelim. Yıldız Tilbe bizim içimizdeki özgür çocuk. Ben öyle söylüyorum. Her aynen. Zaman dinlerken ya bir genel müdür vardır kasıntı olarak oturur içinde onun bir Yıldız Tilbe vardır. Fışkırı böyle izlerken ben öyle sizi öyle tanımlıyorum. Biz yani. Bir fışkırabilir miyiz? İçimizdeki ne güzel olur değil mi? İçimizdeki Yıldız Tilbe fışkıracak şimdi işte dünden bugüne Yıldız Tilbe. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi gözyaşlarım akabilirler özgürce. Kalbi duraksız haykırışlarla, delikanlım diyerek meydan okuyarak çıktı yola. Dillere destan bir giriş yapmıştı, hüce görünen nankör bir camiaya. Aşk vurur insana, bu kadar kolay sanma delikanlı. Havasını da peşine katıp gelmişti. Yaşadığı kışlar,
Kış Güneşi şarkısında yoğrulup Tarkan'ın diline dolanıyor. Tarkan'ın o dönemler fırtına gibi esen havası havalıma bürünüp onun nefesiyle kuşanıyordu. Aşkperest hali, bazen yaralı yüreğine dayanmasını söylüyor, bazen de koy verip salla gitsin dertlerini diyordu. Salla gitsin dertlerini, kötü dünyanın gidişi. İnsanlarla anlaşamıyor gibiydi. Kalıplaşamıyordu o, uyuşamıyordu. Belki ondan oluyordu her ne oluyorsa ama hiç eksilmiyordu sevilmesi. O yol aldıkça daha çok seviliyordu. Meydan okudukça hayata herkes inanıyordu ona. İçimizdeki sahi bir şeydi o. Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem. Gülüm gülüm gülen gözlerinde hayata meydan okumaya devam ediyordu o. Bin dereden su getirenlere aşkın cezam mı diye sorarak hesap kesiyordu. Ama biliyordu ve gayet iyi biliyordu. Aşk laftan anlamıyordu. Bit dersin bitmez ki, aşk laftan anlamaz ki. O söylüyordu, herkes söylüyordu. O ağlıyordu, herkes ağlıyordu. Acı bende çocukluktan kalma bir his. Bazı şarkıları acıdan ben bile dinleyemiyorum diyordu. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem diye ağıdını yüreğine yakıyordu. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem sunam sunam. Sesi yürek dağladığından beri hiç yalnız değildi ama yalnızlığı hep bildi. Sensiz gecem geceler beni diyar ediyor. Gözleri şavkıdığından beri hep sevildi ama sevgisizliği de bildi. Bırak bu işleri hadi dostum. Yüreği yandığından beri hep yaktı, hep yandırdı ama hiç sönmedi. Değerini bilmek gerekir aşkım. O kimse tarafından keşfedilmedi. O kendisini keşfettikçe hayat ona yeni bir şeyler icat etti. Ağrısını, yalnızlığını, güzelliğini ve sevincini hep gözlerinde taşıdı. Yaradan ona kim olduğunu zaten ismiyle göstermişti. Sevgilim benim apaçık gizlim efendim kalbim. Onun adı Yıldız Tilbe. Yıldız, ışık, baht ve talih. Tilbe ise derviş, gezginci ozan demek. O bahtını derviş çilesiyle yoğurmuş bir yar. İsminden fazlasını anlatmaya şimdi ne gerek var? Yıldız, seni çok seviyoruz. Ekran başına. O yüzden kendini çok zor tuttu, gördük ve sürekli şöyle dönüyor bir şekilde ağlamamak için. Yok. Ve ailesinden bahsetmek. Senin hiç aileni tanımıyoruz. Yani tamam, senin parçalarını biliyoruz, seviyoruz, dinliyoruz, yıllardır bizimlesin ama hani içini bilmiyoruz aslında senin. Neler yaşadığını, ne fırtınalar koptuğunu, parçalarını bilmiyoruz. Alt kardeşin en küçüğüyüm. 5 kız bir erkeğiz. Annem ve babam rahmetli. Allah rahmet eylesin. Kardeşlerimin bir kısmı yurt dışında. Kızın var. Kızım var. Bir kısmı başka bir şehirdeler. Böyle biriyim işte. Kızın niye hiç ortada yok mesela? Hiç niye göremiyoruz seninle birlikte yan yana? Bu benim işim. Benim mesleğim bu. En doğrusu. Onun değil.
Onu ilgilendirmiyor yani. Birçok sanatçı ailesiyle çalışıyor. Menajerliğini yapıyor. Sende öyle bir dünya da yok yani. Hiçbir yok, ben menajerlerimden memnunum. Birkaç menajerle çalışıyorum. Muzaffer abi var. Sevgilimizi yapıyoruz. Muzaffer iyi sağ olsun. Kemal var, Haluk var. Hepsi bana yardımcı oluyorlar. Başka birine ihtiyacım kalmıyor dolayısıyla. Çok reyting alan bir televizyon programın varken bir anda ayağın kaydı, düştün. Ve sonra da yayından canım. Kaldırıldı. Evet, onun üstüne iki tane daha yaptım program. Çünkü kanal yapımcıyı aradan çıkardı, senle yaptı. Onda da başka türlü ayağım kaydırıldı. Niye öyle oldu? Bilmiyorum işte. Fesatlık, kafesli misin? Fesatlık başka bir şey. Bu programa gelirken benden hiçbir şey talep etmedin mesela. Yok hayatım, niye kapris yapayım, deli miyim? Kapris deli işi. Vallahi. Kaprisli olan var mı burada? Kemal. Kimler kaprisli Kemal? Yok ya, bana kapris sökmez. Yani mesleğim konusunda kaprisli değilim. Ama sevgilime kapris yapabilirim, o beni ilgilendiriyor. Sevgilin ama... de yok ki yıllardır. Ha işte. Aman. Ama işime karşı asla kaprisli değilim. Çünkü çok seviyorsun işini. Seviyorum, çok seviyorum. Allah nazardan saklasın, saklasın diyorum. Saklasın seni. Ve sevgili Simge Tertemiz. Türkiye'nin en güzel kızlarından gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok beğeniyoruz ailece. Teşekkür ederim. Çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Simge, sana tek kelime soracağım. Ne anlam ifade ettiğini söyle bize. Ve Umut'a. Umut'a. Bu anlaşmamızda yoktu. Ha. Peki. Yat. Yat, tatil. Tatil. Çapkın. Erkekler. Kadınlar çapkın değil mi? Genelde erkekler. Kadınlarda da var. Var. Var, erkekler görüyoruz. Erkekler daha çoğunluk. Erkekler, çapkın olan erkekler var mı burada? Kim çapkınım olduğunu kabul eder ki? Yalçın Bey, çapkın mısınız? Evet. Bak ya. Bravo. Bravo. Evlendiniz, boşandınız. Çapkınlık yapıyor musunuz? Hayır, ben tek eşli yaşamayı severim. Ay, şu an var mı birisi? Yok, hayır. Yok. Bağlarım yayına. Yalçın Çakır'la alakası olan herkes yayına bağlansın. Eyvah yandık. Biz gidelim o zaman. Peki devam ediyorum. Zayıflık. Form. Böyle bir hastalığa yakalandın mı? Hayır, hiç. Ama hastalığa olanları tanıyorum yani. Pamuk yiyenler varmış. Evet, pamuk, portakal için. Suyuna pamuk batırıp yutuyorlar. Midede balon görevi yapıyor ve o açlık hissi vermiyormuş. Aman sakın ve bu yüzden Brezilya'da bir tane model öldü yani yıllar önce. Sırf bu yüzden. Evet. Hani... Şu an... Ama sakın yapmayın zayıflama uğruna. Biz Umut'la pamuğu... Pamuğu yanlış. Biz pamuğu başka şekilde değerlendirdiniz. Ben, benim bildiğim öyleydi ama. Portakal suyuna olunca... batırıyorlar ki yutabilmek için. Tadı da güzel olsun. Ay, peki. Barbie. Bebek. Bebek. Yani sen. Ay, teşekkür ederim. Ben de diyorum kuliste programdan önce... Bunlar ne çalışıyorlar? Demek bunu çalışıyorlar. Hayır, vallahi çalışmadım. Ya hiç karşılaşamadım. Ben Barbie diyeceğim, sen ben diye, tamam mı? En son Bodrum'da karşılaştık. En son Bodrum'da. O kadar. Denizin ortasında hatta karşılaşmıştık. Evet. Hatırlıyorum maalesef. Peki, sevgili Umut arkadaşımız. Dans yeteneğinin dışında senin sunuculuk yeteneğin de ortaya çıktı. Hakikaten bravo, çok iyisin. Vallahi mi? Çok başarılısın. Teşekkür ederim. Çok rahatsın Umut. Dansta da çok rahatsın. Sana niye bu böyle, neydi, yok niye böyle danstan teklif gelmedi? Nasıl güzel dans ediyor biliyor musun? Senin parçana hazırlık yaptık biz. Benle dans edecek. Tamam. Ya bana ne dedi? Odun mu dedin sen? Kazma mı dedin? Bana bir şeyler sordun. Gerçekten hayatım. Hakaret ettin. Yok yok, odun demedim, aşk olsun. Öyle o kadar değil. Hayatımda ilk defa bir kütükle dans ettim. Evet. Hani. Hele böyle ederim. Giyinmiş bir kütük ilk defa çok yansısın. Teşekkür ederim gerçekten. Ama oluyor yani, çalışınca oluyor. Çalışacağız şimdi çalışınca seninle. Çalışınca oluyor. Bilal'e çalışacağız. Efendim az sonra özellikle biz nerede kuliste neyi çalıştık? İşim Olmaz'ı çalıştık. Yıldız Silbe'nin parçası olduğunu bilmeyen yok değil mi? Tarkan'ın İşim Olmaz parçası. Tarkan'ın albümünde 3 numaralı parça. Oo. Ben binlerce defa dinledim bunu. Aynen aynen. Yolculuk ya, parçamdır benim bu. Niye kendini anladın, o parçayı Tarkan'a verdin? Hayatım, onun müziği Tarkan'ı getirdi tamam. Bana. Söz yaz, albüme koyacağım dedi. Ben onu hazırladım. Yani işim olmaz. O kadar güzel sözler kime yazılır? Ama o da çok güzel okudu bence. Çok güzel okumuş ya. Nasıl iyi, hisli, nasıl hisli. Dinlemedim. Özge, sen dinledin mi İşim Olmaz parçasını Yıldız Silbe'den? Dinleyebilir miyiz? Yani ister miyiz? Evet. Sen evet. İsteriz. Hadi kız. Hadi be.
gelsin. Vallahi yazdığım sözleri hatırlamıyorum. Ne kadar çok uğraşsam da. Ne kadar çok uğraşsan da, beni kırmaya çalışsan da, senden ayrılmam mümkün değil ya. Bazen bana yoruldumda, telefonlara bakmadığında, seni özlemek kolay değil ya. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Aklımı senle bozduk, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Aklımı senle bozduk, hiç kimseyle işim olmaz. Nefesim değizeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, koynumda uyandıkça. Nefesim şarkı ama gerçekten. Çok güzel parça. Evet. Ay kim bilir kimlerin parçası bu. Özge birisine armağan ediyor musun bu parçayı mesela kocana? Tabii başka kim olabilir? Hayır. Kocanla ortak parçan var mı mesela? İşim olmaz değil de başka bir parça. Evet. İşim olur. İşim olur. Birçok şarkımız var aslında. Mesela bizim ortak parçanız. Hani dinleyince işte eşime armağan ettiğim parça veya eşimle ortak paylaşımlarım olan parça dediğim parça ne? Mesela Lover's Daughter var. O bizim çok özel bir şarkımız. Sonra Closer filminin evet Closer soundtrack'iydi. Sonra bana ilk flört etmeye başladığımızda o da hem bizim sektörden hem de o dönem radyocuydu.
özel CD'ler hazırlardı ve benim masama bırakırdı. İçinde arka arkaya şarkılar vardı ama özellikle Vega'nın bu sabahların bir anlamı olmalı. Bizim için çok özel bir şarkıydı. Süper. Gerçekten. En güzel hediye biliyor musun? Mesela çok. Sevdiğin bir erkeğin sana bir CD yapması. Yapmayın, gerek yok, sağ olun. Ama güzel bir şey. Çok. Peki nasıl evlenme teklif etti? Valla birçok kere etti. CD'yi bitiriyor. CD'yi yap getir. Tekteşiren hikaye. Hazırım. Birçok kere evlenme teklif etti. Yani durup durup ederdi ama en romantik, en güzeli bir Bozcaada seyahatimiz olmuştu. Ve o Bozcaada seyahatinde akvaryum, Bozcaada'ya gidenler bilir, oranın akvaryum sahili vardır. Muhteşemdir gerçekten. Ve tam denizin ortasında evlenme teklif etmişti. Denizin ortasında derken siz bikinili yüzerken. Yüzerken. Evet, yüzerken. Tek taşsız. Tek taşsız. Peki niye bu kadar çok evlenme teklifini kabul etmediniz mi? Yok. Genelde etmiyordum. Yoksa seviyor mu hani öyle mütevazı? Genelde etmiyordum. Hani şey, emin olmak istedi. Gerçekten benimle evlenecek mi acaba diye. Ne kadar flört ettiniz? Yaklaşık 20 yıl diyorum ya. Ben 8 yıl flört edip evlendim. Çok evet. Fazla yani. Değil. Çok fazla değil. Yaklaşık bir 6 ay flört ettik. Aa. Ben 15 günde kendim nikah masasında buldum. İnanmıyorum. Evet. Yani davetiye bile bastırmaya fırsatımız olmadı. Bir haftada falan dikildi gelinliğim. Çok samimi bir şey söylüyorum. Uzun sene flört etmek kadar saçma bir şey yok. 5-6 ayda anlıyorsun erkeği. Ne kadar sürdü evliliğin 8 yıl flört? 1 yıl sürdü. Yani 8 yıl flört, 1 yıl evlilik. O yüzden uzun yıllar flört etmeyin, benden sıkıntı. Gerçekten benim de 8 yıl bir ilişkim var gerçekten. Çok anlamsın. Evet. Ha, sen 8 yılda flört ediyorsun. Hayır, bitti yani. O da bitti. Aman süper. Bitti ya, ne yapayım? Kız beni öldürecekti. Tabii eskilerin bir lafı vardır. Babaannem hep onu söylerdi. Söz, nişan, düğün 9 ay içinde bitmeli. Yoksa hani maalesef işin tadı kaçıyor. Aynen belli öyle. Bir aşamadan sonra. Ki gerçekten artık ikimiz de ikinci evliliğimizdi ve hani bir an önce hani ne bekleyeceğiz diye düşündük. İkinci evlilik ikinizin de. İkimizin de ve zaten evliliğimizin birinci yıl dönümünde de ben 6 aylık hamileydim. O yüzden süper. Gayet mutluydum. Özge'cim bir şey sorabilir miyim? Bunu çok samimi bir şekilde soracağım. Birinci evliliğini yapmış insan birisi olarak. İkinci evlilikte daha doğru karar veriyor galiba. Kadın da erkek de. Kesinlikle. Çünkü hani doğruları yanlışları daha net görüyor. Ya şöyle bir durum var. Ben de çok gençtim ilk evliliğimi yaptığımda. 21 yaşındaydım. Tabii ki hani seviyorsun. İşte o an hani gözünde o yıldızlar parlıyor ve hiçbir şey görmüyorsun. Ama sonra yaş ilerlemeye başladıkça karşındaki insan çocuk kalıp sen olgunlaşıyorsan eğer ve beraber büyüyemiyorsan işte o zaman problem yaşamaya başlıyorsun. Hani ve şöyle de bir durum var. Gerçekten eğer öyle yaşayanlar varsa hani Allah nazardan saklasın ama ben ömür boyunca o bu acayip nefes alamamazlık aşk durumuna inanmıyorum. Ben ve de inanmıyorum. Böyle bir şeyle yaşayamam. Mümkün değil. İnsanın ömrünü kısaltır. Yerini sevgiye bırakıyor zaten. Aynen öyle. Eğer senin evlendiğin ya da hayatını paylaştığın insan senin dostun olabiliyorsa, bir şey yaşadığında gidip onunla paylaşmak için can atıyorsan, evet bunu anlatmalıyım ben ona diyorsan, işte önemli olan o. Buradakilerin hepsi yalnız, seni nasıl dinliyoruz gördüğün gibi. Böyle, gerçekten öyle mi diye. Senle ilgili bir görüntümüz var. Senin hayatının en büyük aşkın tabii ki kocan olduğunu biliyoruz ama tabii oğlum. Ki de bir oğlun. Evet. Oğlun ve kocan. Oğlum kocam ona ikinci erkek olmaya razı yani. Oğlun ilk sırada. Evet. İkinci kocan. Öyle. Peki o zaman ilk sıradaki erkekle, yakışıklı erkeğimizle görüntülerini göstermek istiyoruz. Küçük bir VTR hazırladık seninle ilgili. Hep beraber bir izleyelim. Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer. Yak hadi durma, senin bu küller. Ne yazı ne kışı bekler, bu kalp bir seni özler. Vur hadi durma, senin bu izler. Bana sen lazımsın. Bu son fotoğraf da
Bu son fotoğraf da burada. Ben o zaman Fox'ta çalışırken yeni dövme yaptırmıştım Dahan'ı. Ve burada çekilmiş bir fotoğraftı. Mete çekmişti bizim kuaförümüz. Burada. Almıştır, bizimkiler evet. Almıştır burada. Mete çekmişti. Süper bir dövme ama. Evet. Bir tek orada mı dövme var? Sadece omuzumda var, evet. O uyuyan işte kel böceğim, meleğim uyuyor omuzumda. Sende var mı dövme? Var, 3 tane. Nerelerinde? Biri burada. İkisini söylerim diyormuş, ötekini söylemem. Oradakini bayıldım zaten yıldızla. Benim de burada yıldızım var. Biri burada. Bak hepsi senin hayran. Üçüncüyü söyleme tamam. Yıldız her yerde. Yavaş yavaş aşağı in. Üçüncü nerede? Biri de burada göbeğimde. Aa, göbeğinde bakabilir miyim? Ra'nın gözü. Tamam bakayım. Göbeğin nasıl? Aa güzel. Darım pembe panter gibi. Soyunmaya başlıyorum. Peki bir şey, bir şey isteyebilir miyim? Eyvah. Senin en sevdiğim parça albümünde. Ben bir kez sevenlerdenim. Ölümsüz bir aşk. Bunu bana armağan eder misin? Senin olsun. Dükkan senin. Dükkan senin. O zaman bu parçayı hep beraber dinleyelim. Evet. Alkışlar Kemal Doğulu. Elde bildim onun hayatında. Bu değil. Orkestra, bunu çalma. Herkes de yedi. Herkesi kandırıyorum. Herkes de yedi. Orkestra şey çalar mısınız? Ben bir kez sevenlerden tamam, şimdi şimdi çalıyorlar bak. Albümde kaç numaradır? Bunu söyle de orkestraya numara? Bilsinler. 3 numara. Orkestra 3 numara. Orkestra 3 numaralı parçaymış bu. Hani siz. Geliyor geliyor. Yalvarma lütfen beni bundan.
Ben dansözlere bakmıyorum. 17 yaşından beri protesto ediyorum. Niye? Niye? Erkeğin kadına bakışını protesto ediyorum çünkü. Erkeğin kadına kadını bakışını. Mal olarak görmesini protesto ediyorum. Çünkü sahneye çıktığı zaman bir dansçı gibi değil de başka niteliklerle bakmasını protesto ediyorum. Niye başka? Vallahi dansçı ne gibi baktım. Gördünüz mü bir şey bakışımı? Ben genel mantıkla niye bahsediyorum. Niye bizi sallıyorsun abi burada erkek? Ben genel mantıkla herkes öyle. Mesela Kemal Doğulu farklı amaçla mı baktı diyorsunuz? Şimdi yani efendim Kemal'in... ne soracağız? Haftanın 7 günü dükkanın önünde oturup da geçen kadına kıza bıyık vurup cuma günü namaza giden sahtekarlara karşıyım. Oo güzel. Yan gözle içimlenmiş geçirenlere karşıyım. Anlatabiliyor muyum? Başka neye karşısınız? Dürüst olacağız, açık olacağız. Seviyorsak kalpten seveceğiz, sonuna kadar dibine kadar seveceğiz. Aldatmayacağız. Çevrendeki 10 erkeklerin 9'u aldatıyor dediğim zaman erkekler bana çok kızdı. Kadına ne yazık ki gecenin 4'üne girip karısının koynuna giriyor. Kendisini dürüst zannediyor. Aynı adama karın yapsa dediğimizde cinayet işlerim diyor. Kadınlar yapmıyor mu? Bu mu dürüstlük değil. Yapıyor tabii ki. Kadınlar da aldatıyor. Hiç var mı mesela erkek programımıza gelip de karım beni aldatıyor diyen? Çok. 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 Namus cinayeti? Çok. Ne diyorsunuz o konularla ilgili? Bu tamamen eğitimle ilgili. Artık yani ben istiyorum ki benim yaptığım program tarzı programlar yapılmasın artık. Türkiye buna layık değil. İnsanlara layık. Sizin yaptığınız tarzı programlar yapılmasın. Çok keşke mantıklı bir beyan. Keşke bu noktaya gelse de insanlar bunları yaşamasalar. Peki sizin programdan biraz daha görüntü var. İzleyebilir miyiz izninizle? İzleyelim seve seve. O tabii. Zaman buyurun. Hadi bak. Kızlarınızı okutun. Ekonomik özgürlüğünü eline alsın. İşte böyle hıyarın bir tanesinin yumruğuna, takatına, tacizine, aşağılamasına maruz kalmasın. Yalçın Bey, benim ailemden gördüğüm terbiyem müsaade etmeyecek. O hıyar kelimesini size yakıştıramadım. İade etmek istiyorum. Tahir Bey, bana bir kelimeyi iade etmişsiniz. Neyi iade ettiniz anlamadım. Evet, hıyar kelimesini.
Bilal! Senin Cuse'ye gel, pişmanım, gel geri gel! Yalvarıyorum, beni ayağımın, ne olursun! Bir kere olsun sesini duyayım, ne olun! Ne olursun Dilay! Sabahca uyuyamıyorum Dilay'ı! Sevgilim, aşkım, neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum! Neredesin? Neredesin sevgilim? Hanımefendi ya, siz benim manyağı çevirmek için mi bağlanıyorsunuz? Arkadaşlar, kim bağladı bu telefonu ya? Sen kendimi ne zannediyorsun da bağlanayım, akrabasıyımdır, bağlanayım oralara. Ne diyor ya? Sen ne diyorsun Allah? Ben yanımda sol tarafımda oturan çok değer verdiğim ve gerçek anlamda sunucu dediğim bayan varken konuşmam yanlış olur. Ben hep ekranda şunu söyledim, ben sunucu değilim. Hakaret ediyorum çünkü sunuculara bu. Ben sıradan vatandaşım, gazeteciyim. Çok başarılı yapıyorsun. 35 sene gazetecilik yaptım. Yazılı basından geliyorum. 5 kere haber araştırmalarında ödül aldım. Hürriyet, Milliyet, uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. Fotoğrafçılık mezunusunuz. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezunum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde fotoğraf bölümünden mezunum. Şimdi orada ağlayan bir adam var. Programa geldi. Bakın çok gerçekten sert. Gerçekten ağlıyor mu? Çok sert ifadeli bir adam. Bak hiç beklemedim. Doğru söyle. Ne içirdin abi? Abi şunu söylüyorum. Allah'ını seversen. Hep şunu söylüyorum ben kadınlara. Hiçbir erkek sizin için böyle ağladı mı diyorum. Canlı yayına çıkıp ben sevgisini, karısını kaybetmemek uğruna öyle benim bir ağladı ki. Böyle ağlamamıştır canım. Böyle, böyle bir model yok. Hayır, yani. Hayır, gözyaşı geldi ama böyle ağlamadı. Tabii ağladı. Ondan gözyaşı da gelmiyor. Ama Tülay hala dönmedi o Muhsin'e. Hala dönmedi mi? Dönmedi. Hiç ağladı mı bir erkek senin için böyle Yıldız? Bana böyle uluya uluya kimse ağlamadı. Şahmuran. Şahmuran Hanım arıyor. Alo. Alo. Saat kaç? Vallahi sizi seyretmekten saate bakmıyorum canım. Ay ne güzel, teşekkür ederim. Sağ olun. Ya benim nasılsın Ece'ciğim? Efendim buyurun, konuklarım ve ben size teslim olmuş durumdayız. Ne sormak isterseniz sorun, buyurun. Vallahi konuklara sormadan önce sizin bugün çok şeker olduğunuzu söylemek istiyorum. Ya saçıma laf edenler oldu, tarzıma laf edenler oldu. Çok güzel. İlhan, eğer senin programını izlemiyor olsam başka bir programda Ece Erken olduğunu tereddüt ederdim. Anladım. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Ha, teşekkür ederim. Çaktırmayın, komple anlamadık. Çok güzel olmuşsun. Ben anladım, güzel olmuş diyor. Güzel. Başka programda olsa tanıyamazdım diyor. Ha, başka programda olsa tanıyamazdım. Evet, evet, konuklara bir soru sormak istiyorum. Evet. Önce Umut'tan başlayayım. Buradalar, buyurun. Ne yaptın? Evet. Umut'cum nasılsın? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok başarılısın. Size bir şey söylemek istiyorum. Benim 7 yaşında bir yeğenim var, küçücük. Bu Adanalı dizisindeki böyle hani bayan rolüne girmişsin ya, onu öyle taklit ediyor. Şaşarsın. Aynı gözlerini de öyle yapıyor. Çok başarılı. Ya ben bir nesilden çok özür diliyorum. Komple gerizekalı yaptım böyle şaşı maşı. Herkes böyle. Estağfurullah. Ha ben şimdi böyle duruyorum ekranda ya. Hani gerçekten iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum çok ama. Çok samimi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yani bu başarılı oyunculuğundan elbette ki ama çok iyi kadın taklidi yapıyorsun. Evet. Şimdi ya bu iltifat mıdır, yergi midir? Babam da diyor ki bana hani İzmir'den İstanbul'a biz seni erkek gönderdik. Oğlum herkes teyze diyor diye. Sokakta. Hayır bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama. Niye yolda hani... sana bebişim diyorlarmış. Yolda Umut'u görünce ne diyorlar biliyor musunuz? Bebişim ne haber diyorlar erkekler. Evet. Bebiş bayağı gidiyor yani. Evet ya bir ben... Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu yarışmanıza nasıl katılmak istiyorum? Ekranda çıktınız. ATV.com.tr'den giriyorsunuz, çok ulaşıyorsunuz. Çok mersi Fox'ta bunu söylediğin için. Koltuk sevdası. ATV demiş miydin? Pardon. Kardeş kanalımız. Severiz Mustafa'ya sevgiler. Biz de aynen. Birazdan zaten galiba bir tanıtımını yayınlarız herhalde değil mi? Evet. Senin görüntülerin varmış yayını içiyorsun merak etme. Oradan ulaşıyorsunuz bize. Bir ön... şey var, sorular soruyorlar. Ondan sonra biliyorum, katılıyorsunuz. Evet. Yıldız Hanım da gelecek inşallah programa. Evet, başka sorunuz var mı efendim? Evet, evet. Yıldız Silbe'ye hemen soracağım, sonra Yalçın Bey'e geçeceğim. Evet. O herkes ama... Yıldız'cığım nasılsın sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, o kara gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum. Ya koyu saç size çok yakışıyor. Bir kere onu söylemek istiyorum. Koyu saç inanın sizi daha güzel gösteriyor.
Kızmadınız bana değil mi hayatım? Yok, hayır. Ablacığım, kızdırmazsak yanında ben oturuyorum. Bazen sizin taklidinizi çok yapıyorlar ya. Acaba merak ediyorum. Biliyor musunuz? Onlara kızıyor musunuz? Yok canım, olur mu öyle şey? Mutlu oluyorum. Güzel yapanlara ben de gidiyorum ama bazıları yapamıyor. Yapamıyor, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dedim bayağı başarılıydı. Çok teşekkür ederiz Kemal Hanımcığım. Soracağım. Hemen Yasin Bey'e soracağım. Ece, susar mısın? Ececiğim, zaten o 40 yılın başında bir bağlandım Ece erken. Bir son 4 dakika Kamran Hanım, sizinle devam ediyoruz. Sağ olun. Yasin Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız da süre bitiyor. Kamran Hanım, Yalçın Bey'in cep telefonundan sonra yayında vereceğim. Özel olarak arayın onu. Tamam, peki. Tamam mı? Tamam mı? Etmek zorundayım. O kadar çok soracak sorum var ki, o kadar çok söyleyecek şeyimiz var ki, bugün en keyifli programlarından bir tanesini yapıyorum çünkü konuklarım çok başarılı. Hiçbirini yani, sormamış zaten bana. Bak, burada 50 tane soru var, bir tanesi bile sormadı yani. Evet, zaten bunlara bağlı gitmiyoruz ben da. Ben az önce bir şey söyleyeceğim. Senin ben, görüntülerin bir tip var. Geri zekalı bir tip ya. Ha, ona istinaden söyledim. Hani yanlış anlaşılmasın. Hani bir nesli böyle geri zekalı taklidi yapmaya yönelttiğim için özür dilerim. Estağfurullah, yok canım. Kusura bakmayın. Hani, ertesi gün hemen yazıyorlar ya böyle, biz espri yapıyorsun, ciddi gibi yazıyorlar. Tabii ciddi gibi yazarlar. O yüzden düzelteyim. Neyse, düzeltin buradan. En azından. Düzeltelim buradan. Yavaş da. Yavaş veda etmek zorundayım. Ama ben bunu saymıyorum. Gelecek hafta tekrar gelin. Ben de hani konuk davet etme şeyinden şey yapayım. Sen bize gel artık. Sen bize gel. Koltuk sevdasına. Gel gel, beklerim. Valla öncelikle çok özür diliyorum. Bugün süren böyle, gece haberlerine geçeceğiz. Yıldız, eğer canlı parça okursan çok seviniriz. Kandıramazsın yine de. Haftaya pazar gecesi güzel bir sonuçlarımıza büyük alkış. Vallahi özür dilerim. Bitti program.